Merhaba arkadaşım 7. güne hoş geldin bir haftayı tamamlıyoruz böylece TT uçuş kampında hem kağıtlar hem netler uçmaya devam ediyor Şimdi kurallı sorulardayız yani uydurulmuş sorular Evet evet gerçekten de ÖSM bir kural uydurur tamam mı? O an bize bir kural verir sonra soruyu çözmemizi ister Bakın şimdi x small bir soruyla başlıyorum bu arada bu ders önemli. En az bir neti var söyleyeyim ÖSM. Çünkü bu ara bu soru tipini çok seviyor ve mutlaka soruyor. O açıdan önemli. İki basamaklı bir asal sayının rakamları yer değiştirdiğinde elde edilen sayı da asal sayı olursa simetrik asal sayı denilmiş bu sayıya. Örneğin 37'de 3 değdiği yer değiştirin 73. İkisi de asal oldu değil mi? Asalın rakamları yer değiştirmiş halde asal olduğu için 37 bir simetrik asal sayıdır. Buna göre hangisi simetrik asal? değildir soru köküne dikkat edin olumsuz bir soru kökü var şimdi hemen deneyelim 11 rakamları yer değiştir 11 yine asal olduğu için simetrik asal 13 yer değiştir 31 ikisi de asal olduğu için simetrik asal 17 yer değiştir 71 71 asal mı arkadaşlar bütün sayılara bölmeyi denemeyin e, karesi 71'e kadar olan asal sayıları deneyin deniyorum asal ikisi de asaldır 19 yer değiştir 91 şimdi 19 asal biliyorum 91 asal mı Heh. özellikle 91 gösterdim Asal görünümlü sahte bir sayı bu. Asal değil. Çünkü aslında o bu 91 var ya 7'ye bölünür. 7 çarpı 13'tür. Çarpı 70, 21 daha 91. Gördünüz mü? 91 asal olmadığı için 19 bir yarı asal değildir arkadaşlar. Cevabımız D. Değiştirelim. Bu, bu da e, 79 pardon 97 olur. Bu da asal bu da asal. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkı e, simetrik asal değil. Hemen medium'a geçtik. O small nerede? Bu sefer biraz hızlı yükselmişiz. X small'dan medium'a. İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denilmiş. Hım, iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılacak. Örneğin 15 sayısı 3 ve 5 asallarının çarpımı biçiminde yazılabileceği için yarı asal sayıdır. Arkadaşlar aslında biz şu an asal sayı yapmıyoruz. Bir kural bir bilgi verilmiş, onunla alakalı soruyu çözüyoruz. 15'i 2 tane asal sayıya ayırabilmişim. 3 ve 5 diye çarpılınca 15 oluyor. 3 de asal, 5 de asal. Bunun adı yarı asal tanımlanmış bir soru. Buna göre hangileri doğrudur? 20 ile 30 arasında 4 tane yarı asal sayı vardır. Bakalım 20 ile 30 arasında. 21 yarı asal mıdır? Arkadaşlar 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Evet. 7 çarpı 3'tür. Doğru. 22 e, 22 yarı asal mıdır? 2 çarpı 11. Evet. iki tane asal çarpımı şeklinde yazılabiliyor. 23 23 kendisi asal. 1 çarpı 23 olur. Şimdi 1 çarpı 23'te 23 asaldır ama 1 asal değildir. Dolayısıyla 23'ü alamam. Sen yarı asal değilsin. 24 2 çarpı 12'dir. 2 ee, asal şeklinde yazılabiliyor mu? Hayır. Ele gitsin. 25, 5 çarpı 5'tir. İkisi de asaldır. Olur. 26, 2 çarpı 13'tür. 2 de asal. 13 de asal. Güzel. 27, e, 3 çarpı 9'dur. 3 asal ama 9 değil. Ele gitsin. 28, 2 çarpı 14'tür. 2 asal 14 değil. Ele gitsin. 29, 1 çarpı 29'dur. E, 29 asal ama 1 değil. Demek ki bu da değil. Bitti. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane. 20 ile 30 arasında 4 tane yara asal sayı vardır. Doğru. Her yarı asal sayı birbirinden farklı 4 tam sayı ile bölünür. Evet. Mesela bir tane yara asal alalım. Atıyorum 21'i alın. Şimdi 21'in bana çarpanlarını söyler misiniz? Hocam 3 ile 7 zaten yara asallık şartını sağladı. Bir de 1 vardır. Bir de 21 vardır. Bu 4'üne de bölünür mü 21? Evet. Fakat dikkat edin. Her yarı asal sayı diyor. Birbirinden farklı 4 tam sayı ile bölünür. 1, 2, 3, 4 tane tam sayı ile bölünür. Fakat tam sayı dediğinde negatifleri de unutmayın. Şu an bunlar hep pozitif. 21 eksi 1'e de bölünür. Eksi 3'e de bölünür. Eksi 7'ye de bölünür. Eksi 21'e de bölünür. 4 tane de burada var. Aslında 8 tane tam sayıya bölünür. Dolayısıyla 2 yanlış oldu. 1 doğru, 2 yanlış. Bunu unutmayın. Genelde tam sayılarda negatifleri unutuyorlar. Sakın unutmayın. 3'e geliyorum. Bir asal sayı ile diğer asal sayının çarpımı bir yer asal sayıdır. Şimdi bir asal sayıyla bir yara asalı çarpayım. Mesela 21'i çarpayım. Arkadaşlar bunun çarpımı iki asal şeklinde yazılmalı, değil mi? Yer asal olması için yer asal sayıdır diyor. İyi de bu çarpım atıyorum 105, değil mi? Atmıyorum zaten doğru. 105. İyi de bu iki asal şeklinde yazılamaz ki. İçinde en az 3 tane asal var. 5, 3 ve 7 var. 3 tane asal şeklinde yazıldığı için bu da yanlıştır. Çünkü iki tanesi zaten bu yara asaldan gelir. Bir de bizim eklediğimiz asal var. Üç asal oldu. Dolayısıyla iki as asal olamaz. Yara asal olması için iki tane asal gerekiyordu. Cevap yalnız bir. Ve uçuralım. Ardışık iki ya da 3 pozitif tam sayında tam sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara kardeşik sayılar denilmiş. Hadi bakalım bir tane daha uydurmuş. Uydur ÖSYM uydur. Arkadaşlar kardeşik sayı neymiş? 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamı şeklinde yazılabilen sayılara. Bu arada dikkat edin. Ardışık 2 ya da 3 tane pozitif tam sayı olacak. Ardışık kelimesi önemli. Mesela 2 ve 3 ardışık sayılardır. 2'nin karesi ve 3'ün karesi 4, 9 da 13 yapar. 13 kardeşik bir sayıdır. 2, 3, 4 karelerini toplamış. 4, 9, 16 toplarsan 29 yapar. 13 ve 29 kardeşik sayılarmış. Güzel. Hangisi kardeşik sayı değildir diyor bana. Hmm, ne yapacağım şimdi? Denemekten başka yolum yok. Ama şöyle deniyorum. Önce kolay yol buluyorum. Bir dakika diyorum. Ardışık sayıların kareleri mi? Tamam. Hepsini önce yazayım. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin 49. 49. Bunların ikili ya da üçlü aldığımda oluşan toplamlar kardeşlik sayıdır. Bakalım hangileri kardeşik değildir. Yine olumsuz soru kökü. 41. 41. Bak 16 ile 25 topla 41 yapar. 2 ardışık karenin toplamıdır doğru. 2 ardışık sayının karelerinin toplamıdır doğru. 50. 50'ye nasıl ulaşabilirim? Bir dakika. Bununla bunu toplarsam ne yapıyordu? 41 yapıyordu hocam. 31, 41. 9 daha eklerim. 50 yapar. Bu 3'ün toplamı 50 yaptı. Güzel. Bu da oluyor. 70. 70, 41 de olmadı. Dur bak sen bekle. Şu an bir daha deneyeyim. Yok sen hemen olmuyorsun. 77. Hangileri acaba 77'yi verir? Bunu düşünelim. 16, 25 daha, 41, 36 daha, 47, 30 daha 77 verdi. Sen de oldun, güzel. 110, 110'da da muhtemelen şu büyük üçlü olacaktı. Bunu bunu toplayalım. 50, 50, ve 85, 90, 110. Evet, bu üçünün toplamı da 110 yaptı. Sen de oldun, 70 sen olmuyorsun. Güle güle. Sen kardeşik değilsin, bizimle değilsin uç git. Medium'dan devam. Bir dışındaki tam kare olan sayılara bölünmeyen tam sayılara kareden bağımsız tam sayılar denir. He neymiş? Önce bir daha anlıyorum bir daha tekrarlıyorum. Bir dışında tam kare olan sayılara bölünmeyecek. Buna ne diyormuşuz? Kardeşik sayılar. Güzel. Örneğin 12 sayısı 4 ile tam bölünebildiği için kareden bağımsız bir tam sayı değildir. Neden? 4 2'nin karesidir. Bir kare sayıya bölündüğü için 12 buna biz ne diyormuşuz? Bağım, kareden bağımsız sayı diyemiyormuşuz. Değilmiş. Aşağıda kareden bağımsız pozitif tam sayılar dizisinin ilk 4 terimi verilmiştir. 1. Hiçbir 1, 2, 3 ve 5. Bunlar kareden bağımsız. Yani tam karelere bölünmüyorlar. E buna göre bu dizi devam ettirildiğinde 10. ve 15. terimlerin toplamı kaçtır? Şimdi 6. Arkadaşlar tam karelere bölünür mü 6? Tam kareleri yazayım bu arada. 1 dışında diyor. O yüzden 1'i yazmayacağım. 2'nin karesi 4. 3'ünki 9. 4'ünki 16. 5'inki 25. 6'ınki 36. 7'nin 2 49. Yani bunlara bölünmeyecek. 6 bunlara bölünür mü? Hayır. Tamam. Ka sen kareden bağımsızsın. 7 bunlara bölünür mü? Hayır. 8 bunlara bölünür mü? Evet 4'e bölünür. Ele gitsin. 9 bunlara bölünür mü? Evet 9 var. Ele gitsin. 10 bunlara bölünür mü? Hayır. Onu alacağım. Sen de kareden bağımsızsın. Başka? 11 bunlara bölünmez. 12 bunlara bölünür mü? Evet hocam 4'e bölünür. Ele gitsin. 13 bunlara bölünmez. 14 bunlara bölünür mü? Hayır. 15 hayır. Bakıyorum ha dikkat edeyim. 16 bölünür mü? 4'e bölünür. Zaten 4'ün katlarını ve 9'un katlarını ve 16'nın katlarını atacağım. 17 bunlara bölünmez. Devam ediyorum şuradan. 18 bunlara bölünür mü? Evet hocam 9'a bölünür. Ele gitsin o zaman. 19 bunlara bölünmez. 20 bunlara bölünür mü? 4'e bölünür. 21 bunlara bölünür mü? Bölünmez. 22 bunlara bölünür mü? Bölünmez. 23 bunlara bölünür mü? Bölünmez. Hemen filan gideceğim. Bu arada ne diyor? 10. ve 15. bakalım biz kaç tane bulduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.sunu buldum. 14, 11, 12, 13, 14, 15. 15.sini de buldum burada. 10. ve 15. terimlerin toplamı soruyor. 14 ile 22 toplarsan 36 yapar. Yapıştır geç. <laughs> Sorunun özelliği neydi? Verilen bilgiyi anladım. Evet. Örneği anladım. Sonra tık 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 uyguladım. Devam. Asal sayılar. Şimdi genelde asal sayı görüyorsunuz ama tekrarlıyorum. Bunlar aslında asal sayı soru değil. Asal sayılar bağlı uydurulmuş sorular. Çünkü kural yukarıda verilir zaten. Asal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir asal sayının sırası yine bir asal sayı ise bu sayılara apasal sayılar denilmiş. Yani bir asal sayının sıra sıra numarası da asalsa ona apasal sayı diyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? Şun asal sayıları bir yazalım. Ne var? 2, 3, 5, 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 9 olmaz, 11, 13. 15 olmuyor. 17, 19, 21 yok. 20 23, 24 yok. 25 zaten yok. 26, 27 yok. Ne yapıyorum? 27 yok. Aman aman. 29, işte 31 böyle gidiyor. 29 asal mıydı? Evet hocam. Peki. İlk apasal sayı 5'tir. Şimdi so bunlara sıra numarası vereyim. Sıra numarası da asalsa sayı apasal oluyor. Bunun sıra numarası neymiş? 1. Bunun sıralaması ne? 2. Bunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 falan fistan gidiyor. Bakın. Sayı asal, sıra numarası asal değil. Sayı asal, sıra numarası da asal. Güzel. Gördünüz mü? İlk apasal sayı 5'tir diyor. Aa bu yanlış oldu arkadaşlar. İlk apasal sayı 3 olacaktı. Çünkü sıra numarası da asaldı. Sen elendin gittin. 17 bir apasal sayıdır. Evet 17'ye bakalım. 17'nin sıra numarası 7. 7 de asal olduğu için mantıklı. Doğru. Bu güzel. Bunu alıyoruz. Apasal sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 6. terim 6. elemanı 41'dir. Şimdi apasal sayılardan 6.yı bulalım. Şimdi 5 sıra numarası apasal. 7 sıra numarası asal değil. 11 sıra numarası asal. 13 sıra numarası 6 asal değil. 17 sıra numarası asal. 19 sıra numarası asal değil. 23 sıra numarası asal değil. 31 sıra numarası asal. Kaçıncı soruydu bu arada? 1, 2, 3, 4, 5. bulmuş. Ooo biraz daha gitmeliyim. 31'den büyük asalları söyleyin bana. 32 olmaz hocam. 33 olmaz. 34 yok. 35 hayır. 36 eee. 37. 38 eee. 39 mu? 37 37 asal mıydı? Evet. 39 asal değil pardon. 38 değil. 39 3'e bölünüyor. 40 değil. 41. Bakalım kaçıncı oldu? Ee, sıra numarası vermedim. Sıra numarası vermedim. Kırmızı kalem neredesin? 11. Bu 12. Bu 13. Evet. Şimdi bu apa asal değil çünkü kendisi 37 asaldır ama sıra numarası asal değil. 41 asaldır sıra numarası 13 bu da asaldır. Zaten bana bir tane daha lazımdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. istiyordu. 6.'nın 6.'sının 41 olduğunu söylemişti. Evet o da doğru. Demek ki 3 de doğru. Bir şey 2 ve 3 doğru arkadaşlar. D şıkkı. Güzel. Anladık mı? Anladık hocam. O zaman uçur. Ve large bir sorudayız. Biraz daha soruyu geliştirelim. Bu arada şunu unutmayın. Large demek aşırı kasıntı zor demek değil. Biz sınava bazı, sınavı baz alıyoruz. Large demek daha seçici, daha kaliteli, daha klas demek. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamları toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denilmiş. Mesela örneğinden daha iyi anlayalım. 728 sayısı asal çarpanlarına ayrılır. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 13 biçimde ayrıldı. Sonra buradaki tüm rakamları toplayacağız. Şu şunlar önce 2 2 2 7 1 ve 3 bak 2 2 2 7 1 ve 3 tüm rakamları toplayacağız. 13 13 diye almayacağız. 1 ve 3 diye onu da ayıklayacağız. Bunların toplamı senin sayın olan 728'deki 7, 2 ve 8'in toplamına eşitse senin 728 sayın bir simit asal sayısıdır. Oldu mu? Güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir simit asalı değildir. Yine olumsuz soru kökü. Demek ki dördü öyle. Yine bize diyor ki uğraş diyor. Ya öyle hemen kolay lokma yok demek istiyor. Yani. Uğraşacağız. Tamam. Şimdi 27'ye geliyorum. 27'yi asal çarpanlarına ayırır mısınız? 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Tamam. Bu asal sayıların çarp çarpımını yaptıktan sonra hepsini tek tek topluyordum. 3 artı 3, 6. 3 daha ekleyin 9. Buranın toplamı ne oldu? 9. Peki benim rakamlar toplamında 2 artı 7, 9. Güzel. Sen bir simit sayısısın. 121'e bakalım. 121 11 çarpı 11'dir. Güzel. Şimdi 11'i toplarken yalnız 1 1 1 1 ayrı topluyorum. 11 artı 11 diye yapmıyorum. Bak burada 13 ne yaptı? 1 artı 1 örneği de yapmış. O zaman bu 1 artı 1 2. 1 artı 1 2. 2 2 daha 4. Bunların rakamlar toplamı 4'tür. Peki benim sayımın gerçekten rakamlar toplamı kaç? 1 artı 2. 3 1 daha 4. Güzel. Sen de simit asalsın. Simit sayısısın pardon asal değil. 166'ya gelelim. 166'yı tabii önce 2'ye bölüyorum. 2 çarpı 83 yapar. Şimdi 83'ü bakıyorum 1'e 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Hayır. 4. A 83 asaldır arkadaşlar. Süper ya. 83 asalsa işim kolaylaştı. Şimdi ben bunun rakamlar toplamını toplarken 2'yi, 8'i ve 3'ü ayrı ayrı topluyorum. 10, 13. Burası toplayınca 13 yaptı. 6, 6, 12, 1 daha 13. Oo bu da 13 yaptı. Sen de bir simit sayısısın. 275'e geliyorum. Bu kaça bölünür? Bu 25 çarpımı var bunun içinde. Onu da 5 çarpı 5 yazarsam 25 çarpı 11'dir. Bu şekilde oldu. Asal çarpanlarına ayrıldım. Evet. Toplayalım. 5, 5, 1, 1. 5, 5 daha 10. 1, 1 daha 2. Buranın toplamı ne yaptı? 12 arkadaşlar. Senin rakamlar toplamı kaç? 5, 7 daha 12, 2 daha 14. Olmadı. Uymadın. Güle güle sen bir simit sayısı değilsin adamım. E çıkın da denemeye gerek yok. Muhtemelen o da simit sayısıdır. Ee, diyor. Uçuruyorum. Large'dan devam. Son iki soru x large. Çok bomba sorular var. Son iki soru var ya uf, terletir gerçekten. Rakamları birbirinden farklı. Dört basamaklı bir doğal sayının birler basamandaki rakam diğer, rakam, diğer basamakta bulunan rakamların toplamına eşitse bu sayıya etkileşimli sayı denir. Uydurmuş yine ya. Kafasına göre uydurmuş. Serbest yani. Atış serbest. Tamam. Neymiş? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı sayılar olacak. Bunun birler basamağındaki rakam diğer basamaktaki rakamların toplamına eşitse buna etkileşimli sayı denir. Buna göre en büyük etkileşimli sayı ile en küçük etkileşimli sayının farkının pozitif değeri kaçtır? Yani en büyüğünden en küçüğünü çıkar demek istiyor. Pozitif farkın anlamı o. En büyüğünü yazarken eğer buraya 9 başlarsanız ayva yediniz. Çünkü bunları toplayınca buraya yazacağınız rakam 9'dan büyük olmalı. İyi de rakamlar 9'a kadar gitmez. Burada sadece bir incelik vardı. İnceliğe dikkat edeceğiz. O yüzden buraya 9 yazamam. Buraya 8 yazmak istiyorum. Dolayısıyla 9'u buraya yazarım. Rakamların toplamı 9 olması için biri buraya mı yazayım buraya mı? Tabii ki sola yazarım ki sayı büyük olsun. Buraya da sıfır yaz. Güzel. Bu en büyüğü. Peki gelelim en küçüğüne. En küçüğü için diyorum ki sıfırla başlayamam. Dört basamaklı bir ile başlarım. Buna sıfır yazacağım. Rakamları birbirinden farklı diyor mu? Diyor. Bak görüyor musun? Soruyu çözerken gözün bir anda bir dakika rakamları farklı diyor mu demiyor mu? Önemli. Dolayısıyla buraya iki yazarım. Mecbur burası olacak? Üç olmak zorunda. Bu en büyüğü bu en küçüğü. Aslında bu soru medium mu mı karar verememiştim ama darca katmışım. Farkını istiyor. Bundan Ahan da bunu çıkaracağım. 6 10'dan çıkardım 8. 0 0 çıktı işte 0. 8'den 1 çıktı 7. 70 86 var mı? Var. O zaman basket geç, basket geç, basket. Geç. ilk yarışlar başlıyor. Babalar geldi. Yol verin. Şimdi ilk baba sorumuza şöyle bir bakıyorum. Mustafa bilgisayarda bir sayı tahmin oyunu oynamaktadır. Oynasın bakalım. Mustafa'nın seçtiği rakam o sayıda varsa o rakamın bulunduğu kutucuğa tik atılıyor. O rakamdan küçük olan kutularda aşağı doğru ok o rakamdan büyük olan kutularda yukarı doğru sembol koyuluyormuş. Örnekle açıklayacak. Mesela Mustafa'nın tahmin etmesi gereken sayı 1547 mesela. İken Mustafa 5 sayısını seçerse kutulardaki durum şu şekilde oluyor. Şimdi 5'i seçtiğinde 5 için burası nedir? Küçüktür. Bak 1 5'ten küçük. Se söylediğin sayıdan küçük bir sayı var diyor ilk hanede. İkinci hanede 5'i seçmiştin, tutturdun diyor. Burada 5 var. Üçüncü haneye geçelim. Sen 4 söyledin. Ee, pardon olması gereken sayı 4. Sen 5 söyledin. Dolayısıyla buradaki sayı senin söylediğinden küçük. Buradaki sayı 7. Senin söylediğinden büyük. Yani senin söylediğin sayıdan küçük, küçük, büyük var. Bu da tam senin söylediğin sayı demek istiyor. 5 basamaklı bir sayı tahmin... E, 5 basamaklı bir sayı tahmin etmek isteyen Mustafa için şöyle bir seçenek çıkmış. Buna göre tahmin edilmesi istenen sayı kaç farklı değer alabilir? Şimdi başlıyorum. Oyunuma başlıyorum. Olayı anladınız mı önce? Tam sayında bu gelir. Senin tahmin ettiğin sayıdan büyük bir şeyse ok, küçük bir şeyse de aşağı doğru okla gösteriyor. 2 seçtiğinde şöyle bir tablo oluşuyor. 5 basamaklı bir sayı. 1 2 3 4 5. Şurada tik var gördün mü? Demek ki ben 2'yi ilk basamakta tutturmuşum. 7 söylediğinde ne geliyor? Şunlar. Bak 7'yi de burada tutturmuşum onlar basamanda. Bunlar tutmuş. Süper. Peki şuraya geliyorum. Ben 2 söylediğimde tutturmuşum. Buradaki sayı neymiş? 2'den büyük. He, güzel. Peki, diğeri ne diyor? Buradaki sayı 2'den şey 7'den küçük. Burada 7'yi söylemişti. Buraya yazılacak sayılar arkadaşlar. İkisini aynı anda kullanıyorum. İki bilgiyi aynı anda kullanıyorum. 2 söylendiğinde 2'den büyük, 7 söylendiğinde 7'den küçük olmalı. Ne yani? 2'den büyük 3, 4, 5, 6, 7'den de küçük olacağına göre bunlar olabilir. Diğer basamağa geliyorum. Buradaki sayı 2 söylendiğinde 2'den küçük ne olabilir? 0, 1. 7'den de küçük. Evet dolayısıyla mecburen 0 ve 1 olabilir. Güzel. Buraya geliyorum. Buradaki sayı 2 söylende 2'den büyük. Zaten 7 olduğunu buradan anladık. Tik koymuş. Son basamak 2'den de büyük, 7'den de büyük. Ne olabilir? Mecburen 8 ve 9. Dolayısıyla kaç farklı seçenek geleceğini hemen cecik bulacağım. Yeşil gelir misin? Geldi. Arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4 farklı sonuç gelebilir. 4. Buraya 2 farklı sonuç gelebilir. Buraya da iki farklı sonuç gelebilir. Şimdi buraya bir sonuç geldiğinde burada oluşan durumları şöyle anlatayım size. 4. Burada 2, burada 2. Bunlar toplanmayacak. Çarpılacak. 4 çarpı 2, 8. 8 x 2 ile çarp 16. 16 farklı durum var. Neden? Mesela ilk sayı 2 sabit. Diğeri 3 olsun. Diğeri 0 olsun. Diğeri 7 olsun. Diğeri 8 olsun. Şimdi sen buradaki 3 ve 0'ı sabitleyip 7 ve 8'i değiştirebilirsin. pardon 8 ve 9'u değiştirebilirsin. 2 sonuç çıkar. Buradaki 0'ı değiştirip 1 ile 8 ve 9'u tekrar değiştirsin. iki farklı sonuç çıkar. Buradaki 3'ü değiştirdiğinde bu sefer farklı farklı. Yani bundan sadece 3 ile 4 sonuç. 4 ile 4 sonuç. 5 ile 4 sonuç. 6 ile 4 sonuç. Toplamda 4 görürsün. 16 farklı sonuca ulaşırsın. Bu soruyu anlaması ve çözmesi o açıdan önemliydi. Ve ve ve. Bence en en x'larcı. Buna var ya x x'larcı da diyebilirdim. Neyse çok gözünüzü korkutmasın aslında. X üzeri ve şu demekmiş. X sayısının rakamları toplumu, toplamı biçiminde tanımlanıyor. Hmm, tanım önemli. Demek ki sayının üstüne r koyarsan x sayısının rakamları toplamı. Buna göre x üzeri r üzeri r 5 eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç farklı x doğal sayısı vardır? Bu arada iki basamaklığın da altını çiziyorum. Diyorum ki bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapıyorum. Şu yeşil kutudan başlıyorum. Diyorum ki iki tane iç içe yapamam. Şu yeşil kutunun içerisinde parmağımın içerisinde ne olabilir? Hangi sayının rakamları toplam 5'tir? Önce bunu bulayım. Bu ee, hangi sayıların rakamları toplam 5'tir? Tabii ki 5'in başka 14'ün e, biri büyüteyim mesela 20 5 olması için 23'ün işte 30 2'nin 41'in ve 50'nin Bunların rakamları toplamı her halükarda 5 mi? 5. O zaman içerideki parmağımla kapattığım şu. X, R yerine ben 5, 14, 23, 32, 41 ve 50'yi yazabilirim. Çünkü bunların rakamları toplam 5'tir. Başka da rakamları toplam 5 olan sayı bulamam. Doğal sayı bulamam. Tamam. O zaman XR'ye ne oldu? Benim X üzeri R değerim ne olabilir? Şunlar olabilir. 5 olabilir. 14 olabilir. 23 olabilir. 32 olabilir. 41 olabilir. Ve 50 olabilir. 2XR'den tek XR'ye düşürdüm. Tamam. Şimdi tekrar bakıyorum. Arkadaşlar XR ilk başta 5'i ele alıyorum. Rakamları toplam 5 olması için x ne olabilir? A tekrara düştüm aslında. Tabii ki x ne olabilir? 5 olabilir. 14 olabilir. İşte bunun aynısı yani 23 olabilir. 32 olabilir. 41 olabilir. 50 olabilir. O zaman x yerine ben 5, 14, 23, 32, 41, 50 yazabilir miyim? Evet. Fakat ne diyordu? 2 basamaklı. x yerine 5 yazamam. Tek basamaklı olduğu için. x yerine bunları yazarsanız bakın yazın. Hepsinde buradan 5 çıkacak. 5'in rakamları toplamı yine 5'tir. Sonuç 5 doğru çıkacak. Bunların hepsi olur. Başka? x X, R, 14. rakamları toplamı 14 olabilir mi? O zaman X yerine ne yazarım? Rakamlar toplamı 14 olan değerler yazalım. Ee, ne olabilir? Ee, bir kere 9'u kullanayım. 59 ile başlayalım. Tamam. 59. Bunu 4 yaparsam 10 olur. Olmaz. Demek ki 5'i büyüteceğim. 6 yaparsam 6 kez 68. Rakamlar toplamı 14 yapıyor mu? Yapıyor. Başka? 77. Rakamlar toplamı 14 yapıyor mu? Yapıyor. Başka? 86 büyütüyorum. Rakamlar toplamı 14'tür. Başka? 95 rakamlar toplamı 14'tür. Başka? Tamam. 2 basamaklı olacağı için buraya kadar duruyorum. Şimdi bunların da x yerine yazıldığında rakamlar toplamı 14 olur. Ve 14 eşitliğini sağlar. Güzel. Bunlar da alınacak. Bu zaten tamamdı burada. Gelelim 23'e. Rakamlar toplamı 23 olabilir mi? Ya 2 basamaklı bir sayı var elinde. O en fazla 99'dan rakamlar toplamı en fazla 18 yapabilir. Rakamlar toplamı 23 yapamaz ki. A doğru. Dolayısıyla rakamlar toplamı hiçbir zaman 23, 32, 41, 50 gibi yapamaz. İki rakamın toplamı en fazla 18'dir çünkü. Hmm, o zaman rakamlar toplamı 32 yapan ve sonrası yapan, 23 yapan ve sonrası yapan değerler yok. Demek ki x yerine neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 farklı sayı gelebilir. A şıkkını yapıştırıyoruz. İnanmazsınız bakın mesela 68'i koyalım. 68 rakamlar toplamı ne yapar? 14. Burası 14 oldu artık. 14'ü kutu için alın. Yani range işine. Rakamlar toplamıdır. 1, 4 tane yapar 5. Bitti. Bunların hepsi de bunların hepsi de bu durumu sağlar. Böylece arkadaşlar bu x'ler sorununda işini bitirdik. Ve 7. gün bitti. 8. günde rasyonel sayıları yapacağız. Rasyonel sayıları biraz daha öne aldım. Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar işleyeceğiz. Neden? Birçok dersin içinde var. Bize çok lazım arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu derse gelmeden önce de mümkün olduğu kadar soru bulup soru çözün arkadaşlar. Aşağıda pdf var. PDF indirin. Dersi benden sonra da tekrar çözmeye çalışın. Tekrar yapmaya çalışın. Çünkü hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanır. Yani ben bu dersten en karlı çıkan kişiyim. Çünkü ben yazdım. Sen sadece izleyici olduysan ve yazmadıysan üzülerek söylüyorum. Bak üzülüyorum. Dost acı söyler, yapamazsın. Olmaz. izleyiciler kazanamayacak. Yazan, çözen, çizen kazanacak. Emin olun, göreceksiniz bakın. O yüzden sizi aktif kılmaya çalışıyorum ve soru çözmenizi istiyorum. Bol bol soru çözün. Lütfen soru çözün. Hocam çözemiyorum, takılıyorum. Süper. Harika. İşte orası çok iyi. Takıldığın yer gelişeceğin yerdir. Unutma, tamam? Hadi görüşürüz.